1 Eylül'de kutlanan dünya yaratılışının korunması için dua gününde Ekümenik Patrik 1. Bartolomeos, Ortodoks episkoposlarına ve idanlılara çevrenin korunması için çağrıda bulundu. Dünya yaratılışının korunması için dua günü başlangıçta Patrik Dimitrios tarafından 1989'da başlatılmış olup diğer Ortodoks kiliseleri tarafından kabul edildi. Papa Francesco ekümenik bir jestle 2015 yılında Katolik Kilisesi'nin de 1 Eylül'de dua gününü kutlayacağını duyurdu. Her sene olduğu gibi bu senede 1 Eylül'de kutlanan dünya yaratılışının korunması için dua gününde ekümenik Patrik 1. Bartolomeos, Ortodoks episkoposlarına ve inanlılara çevrenin korunması için çağrıda bulundu. Ekümenik Patrik Bartolomeos salı günü yayınlanan mesajında, ekolojik ekonomiye doğru yön değişikliği tartışılmaz bir gerekliliktir dedi. Patrik Bartolomeos, Ekümenik Patrikhanenin çevreyi koruma alanında son yıllarda gösterdiği çabalara dikkat çekti. Ortodoks kilisesinin ekolojik kaygısı kilise doğasının bir parçasıdır diyen Bartolomeos, kilise yaşamı uygulamalı bir ekolojidir. Yaratılışa özen gösterme tanrıya övgü, yaratılışın yok edilmesi ise yaratıcıya karşı suçtur ifadelerinde bulundu ve Ortodoksların çevreyi koruma geleneğinin, insanın doğa üzerindeki hakimiyeti fikrine dayanan çağdaş kültürün belirli yönlerine karşı koruma sağladığını söyledi. Bartolomeos, çevre krizinin zorlukları karşısında Mesih'e iman sadece mevcut kültürle ilgili sorunları görmemize değil, aynı zamanda çağdaş uygarlığın olanaklarını ve umutlarını da görmemize yardımcı olabilir ifadelerine yer verdi. Özellikle Ortodoks Kilisesi'nin genç kadınlarını ve erkeklerini, sadık Hristiyanlar ve çağdaş insanlar olarak yaşamın önemini anlamaya çağıran Bartolomeos, iman Hristiyan tanıklığını güçlendirir dedi. Ekümenik Patrik mesajını tüm yaratılışın yararı ve her şeyin sahibi Yaratıcının yüceliği adına, Mesih benzeri işlerde verimli, hayırlı ve kutsanmış yeni bir dini yıl dileğiyle sonlandırdı.